GCM Forex'ten herkese merhabalar. Hafta sonu Çin'den açıklanan verilerin haftanın ilk iş gününde etkisini hissetmişti küresel piyasalar. Ancak haftanın ikinci gününe geçtiğimizde ise bir miktar Çin'den gelen bu olumsuz beklentilere yönelik gelişmelerin uzaklaştığını söyleyebiliriz piyasalarda. Fakat tabii ki gündemde hala da özellikle Kırım'a yönelik gelişen haberler ve Çin endişeleri devam etkisini hissettirmeye devam ediyor. Endekslerde karışık bir görünüm söz konusu Avrupa tarafında. Asya ise günü alımlarla tamamladı diyebiliriz. Haftanın ikinci gününde ekonomik takvim verilerine göz attığımızda piyasalarda özellikle öncelikle Almanya'dan açıklanan ticaret dengesi rakamının etkili olduğunu gördük. E, tahminlerin altında gerçekleşse de Alman verisi özellikle ithalattaki artıştan kaynaklanan ticaret fazlasının düşüşü e, piyasaları çok tedirgin etmedi ve ihracatında yükseldiğini gördük. Diğer taraftan İngiltere'den açıklanan rakamlar yine takip edildi. E, i̇malat üretimi 0.4'lük bir artışla tahminlerin üzerinde yükselirken endüstriyel üretim, sanayi üretimi 0.1'lik bir yükseliş kaydetti. Bu da bu karışık seyir e, ilk etapta sterlin üzerinde e, salınım hareketlerinin oluşmasına neden oldu. Fakat diğer taraftan e, İngiltere Merkez Bankası'nın e, parlamentonun hazine komitesi karşısında enflasyon raporunun sunumunu yapıyor olması ve bu e, kısımda özellikle Başkan Mark Carney'nin kullandığı ifadeler etkili oldu diyebiliriz. Mark Carney'nin özellikle e, altını çizdiği noktalar arasında orta vadede yüzde iki buçuk yüzde iki faiz oranını beklemek mantıksız değil ifadeleri dikkat çekeceği de Gelecek 3 yılda da yüzde iki iki buçuk arasında faiz oranları ulaşabileceği tahmininde bulunduklarını ifade etti Mark Carney. Diğer taraftan parasal genişleme tamamen bitirilmeden önce 0.25'in üzerinde bir faiz artışı da gerçekleşebilir şeklinde ifadeler kullandı. Daha önceki konuşmalarından da Mark bildiğimiz gibi Nisan ayından özellikle 2015'in ortalarından itibaren bir faiz artışı beklenmiyor İngiltere Merkez Bankası'ndan. Carney'nin konuşması yine devam ederken piyasalarda sterlinde aşağı yönlü hareketlerin etkili olduğunu görmüştük. Bunun yanında ECB üyelerinden gelen açıklamalar vardı. Constancio'nun bir açıklaması Euro'da aşağı yönlü baskıların oluşmasına neden oldu diyebiliriz. Özellikle ECB'nin elinde masada kullanabileceği araçlar olduğunu ve bunlar arasında faiz indirme ve parasal genişleme gibi enstrümanların da mevcut olduğunu ifade etmişti bugünkü konuşmasında da bahsettiğimiz gibi kıtanın ortak para biriminde aşağı yönlü hareketlerin baskılanmasını sağladı diyebiliriz. Günün devamındaki gelişmelere baktığımızda ise Avrupa tarafında devam eden Maliye Bakanları toplantısını yine piyasalar takip ediyor. Olacaklar. Toptan satış stokları ve iş imkanları, iş gücü hacmi verisi ABD tarafından gündemde olacak. Diğer taraftan GDP tahmini açıklanacak. İngiltere tarafından, İngiltere'den gelecek rakamlar arasında özellikle bunun öne çıktığını ifade edebiliriz günün geri kalanında. Diğer taraftan Ukrayna, Rusya ve Kırım tarafındaki gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediliyor. Kırım Parlamentosu 16 6 Mart'ta yapılacak referandum öncesinde bağımsızlık bildirgesini kabul etti parlamento. Bu piyasalarda geniş yer bulan etkenler arasında yer aldı. Bununla ilgili gelişmeler yine Rusya, Kırım ve Ukrayna tarafındaki gelişmelerde piyasalar tarafından dikkatle takip ediliyor. Siyasi risklerin artıp artmayacağı yönündeki nabzu tutabilmek için piyasalar özellikle Avrupa tarafındaki bu gelişmeleri yakından izliyor diyebiliriz. Günün devamında ise bahsettiğimiz gibi ABD verileri yine istihdam piyasasının yönelik rakam özellikle iş imkanları ve iş gücü verisi dikkatle takip ediliyor olacak. Herkese başarılı işlemler diliyorum.